arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün turşu yapacağız. Karışık turşumuzu yapacağız inşallah. Biberimiz, salatalık, kelek, havuç, domates ve biberim tatlı olduğu için, acı olması için bir miktar içine bu biberlerden bölüp atacağım. Şimdi bunları yıkayıp sirkeli suda biraz da beklettikten sonra işlemlerimize başlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar, sebzelerimizi yıkadık, turşuluklarımızı. Şimdi sarımsaklarımızı soyalım, hazırlayalım inşallah. Sarımsakları biraz ıslattım, daha rahat soyulması için. Bunu düz de soyulabilir, böyle de yapılabilir. Evet arkadaşlar, sarımsaklar da soyuldu. Şimdi biberlerimizi şu şekilde incecik şöyle ortasından kesip hazırlayacağız. Küçük bir çıtlatma bile yeter. Hani suyunu şeyini içine sorması için. Evet arkadaşlar, şimdi 5 kiloluk şişemizi hazırladım buraya. Böyle bu şekilde biraz salatalık, biraz biber, biraz domates, biraz kelek kat kat hazırlayacağız inşallah. Şöyle domatesleri. Ayrıca arkadaşlar, domates turşuya o kadar çok lezzet veriyor ki, çok hoş bir tadı, lezzeti oluyor. Rengi, suyu. Bir de keleği arkadaşlar, bu şekilde. Evet arkadaşlar, kavanozladık, salatalıktır, kelektir, biberdir, hepsini bu şekilde. Biberlerim tatlı biber olduğu için, ben acı olmasını istediğim için böyle bu küçük acı biberlerden alıp bölüyorum ki içine acısı geçsin diye. Bu şekilde 5-6 adet veya daha fazla isteğe göre atıyorum. Arkadaşlar, şimdi bu 5 kiloluk kavanozuma 1 su bardağı kadar da sarımsak atıyorum. Birazcık eksik olabilir. Aslında ara ara kat kat da atabilirsiniz ama gerek duymuyorum. Çünkü suyu doldurduğumuzda ya ak böyle ara sıra çalkaladığımız zaman zaten alt kısma geçiyor.
Şimdi arkadaşlar, bizim turşumuzda ne sirke ne limonu. Bizim turşumuzda 5 kiloluk kavanoza 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı da tuz atıyoruz arkadaşlar. Sonra üzerine suyu doldurup ayrı bir hani eritirler işte, tuzunu eriteceğim, suyu çok geldi. Böyle sıkıntılar yaşamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde olursa suyunu da doldurup kapağını kapatırız. Bu şekilde arkadaşlar, böyle kapağını kapatıp bir miktar eksik olursa buranın suyu, hani çünkü asitlenip kabaracaktır. O yüzden bir miktar eksik olursa taşmamasında taşmayabilir öyle. Bir miktar eksik olursa taşmaz kapağını. Bunu da sıkıca kapatıp, ayrıca size de bunu göstermek isterim. Bu geçen yılki kurduğum turşu. Lezzeti, kıvamı gayet güzel. Rengi de olsun, tadı da çok güzel. Genelde turşum pek eksik olmaz. Yani bu şekilde böyle uzun dayandığı için hiçbir zaman ara ara kavanozlarımızı bir bir açarız. Evet arkadaşlar, turşularımız hazır. Bu şekilde ara sıra böyle yaparsak daha da iyi olur. Bu şekilde. Bu turşunun lezzetini, tadını çok beğeneceksiniz. Çok lezzetli olur bu. Ve bu turşu sirkeliye göre daha uzun dayanır arkadaşlar. Yani ne sirke ne limon bizlere tebessüm ettiren, güldüren Münir Özkul, Adile Naşit, Rabbim rahmetiyle buluştursun diyoruz inşallah. Sağlıkla yemeği, sağlıkla günlerde, güzel günlerde yemeği nasip etsin Rabbim inşallah. Kanalımıza abone olup desteklerinizi, yorumlarınızı yaparsanız çok memnun olurum. Herkes Allah'a emanet olsun.